Meme büyütme ameliyatında bu tarz silikonlar evet. kullanıyorsunuz. Peki vücudun başka yerlerinden alınan yağlarla, yağ enjeksiyonuyla meme büyütmek mümkün mü? Bizim en çok kullandığımız yöntem silikon ile meme büyütme. Evet, yağ enjeksiyonu ile meme büyütme mümkün fakat yağ enjeksiyonunda konulan yağın hepsi tutmuyor. %40 ile 60'ı tutuyor. Dolayısıyla bu bir çeşit aşılama, doku aşılaması. Yağı verdiğimiz zaman %40 ile 60'ını tutacağını düşünürsek 3 ay sonra tekrar bir hastayı kontrol etmemiz gerekiyor ve gerekirse ikinci veya üçüncü bir enjeksiyon da gerekebiliyor. Her bir seansta her bir memeye en az 150 cc kadar bir doku vermek gerekiyor. Dolayısıyla hastanın vücudunda yeterli miktarda yağ olması lazım. İkinci ve üçüncü seansları da tamamlayabilmek için. Bize zaten memesi küçük olarak gelen bir hastada zaten çok fazla miktarda yağ olmadığı için çok fazla uygulayamıyoruz bunu. Veyahut da memesinde hiç sarkma olmaması gerekiyor. Yani bunların olması gerekiyor. Ya da diyelim şöyle bir sıkıntı oluyor mu? Yağ enjeksiyonu yapılan bir meme bir ya da iki sene içinde diyelim hastanız kilo verdi, çok diyet yaptı. Hani memede bir yağ dokusundan oluştuğu için o yağlar küçülüyor, yok oluyor ve memede herhangi bir küçülme söz konusu oluyor. Tabii kilo gelirse eğer hasta onlar da erir. Aslında en büyük dezavantajlarından bir tanesi yağ konulduğu zaman memeye içeride kalsifikasyonlar oluşabiliyor yağ enjeksiyonundan sonra. Bu kalsifikasyonlar da normalde radyolojik olarak yani mamografi çekildiğinde meme kanserinden ayırt edilebilen bir kalsifikasyon. Fakat ülkemizde bu işlem çok yapılmadığı için en ufak bir kalsifikasyonda radyoloji uzmanlarımız veyahut da doktorlarımız endişeleniyorlar ve sizde meme kanseri olabilir diyorlar hastalara. Bu sefer hastalar paniğe kapılıyorlar. Lüzumsuz biyopsiler, bir sürü işlem geçiriyor hasta. Bu sebeplerle şu anda yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Çok gerekirse yapıyoruz, çok isterse hastamız ve uygun hastaysa yapıyoruz ama ilk tercih değil.